Arkadaşlar Otostar kanalından yeni bir video ile herkese merhaba. Güzel bir incelemeyle karşınızdayım. Renault'un yeni Austral ile beraberiz. Evet, video biraz geç kaldı, kusura bakmayın ama hatayı telafi edeceğiz. Çok detaylı, beğeneceğiniz güzel bir inceleme videosu hazırlıyorum. A'dan Z'ye bu arabanın her şeyine değineceğiz. Hazırsanız incelememize başlayalım. Evet arkadaşlar, önce ismiyle başlayalım. Neden Austral ismiyle geldi? Neden Kadjar değişti? İsmi siz de merak etmişsinizdir. Ben de merak ettim ve yetkililere sordum. Sorduğumda şu cevabı aldım. Austral kelimesi Latinceden geliyormuş ve kuzeyin kralı anlamına geliyormuş. Birinci anlamı bu. İkincisi ise Avrupa'da pek çok ülkede Austral dinamizmi, canlılığı ve güney kesimleri çağrıştırıyormuş. Biz de öyle bir araba yaptık ki dinamik, canlı bir araba ve bunun için de en uygun isim olarak Austral'i seçtik diyorlar. Aynı zamanda Austral'in telaffuzunun da çok kolay olduğunu söylüyorlar ama bilmiyorum, bu bizim için geçerli olmayabilir. Belki bizim dil grubumuz farklı olduğundan olabilir ama bu sebeplerden dolayı Renault mühendisleri yeni araca, yeni SUV'lerine Austral ismini vermişler. Şimdi tasarımda ise Alpine'den yardım alıyorlar. Alpine ne bilmeyen arkadaşlar için bir kısa hatırlatmak istiyorum. Renault'un araçlarını, arkadan itişli araçlarını alıp modifiye edip rally yarışları için tekrar revize eden bir marka. Aslında Renault'un bir alt grubu diyebiliriz. Alpine mühendisleri tabii rally ile çok fazla uğraştıkları için araç tasarımları daha kaslı, daha keskin detaylarla karşımıza çıkıyor ki nitekim yeni Austral'de de bu çizgileri çok fazla görebiliyoruz. İki farklı da donanım seçeneğimiz var. Tecno ve Esprit Alpine. Test aracımız Esprit Alpine versiyonu, daha fazla sportif versiyonu diyebilirim. Gerçekten heybetli, cüsseli duruyor arkadaşlar. Ön tarafta pek çok noktada Renault'un imzasını görebiliyoruz. Gene C şeklindeki aydınlatmalarımız, LED farlarımız. Donanıma göre bas paket alırsanız da LED far geliyor ama full paket, yani Alpine tasarım alırsanız adaptif LED farlar geliyor arkadaşlar. Önde Panjur'u domine eden büyükçe bir logomuz var. Renault logoyu yeniledi biliyorsunuz. Aslında eski logosunu revize etti diyebilirim. Daha doğrusu o. Tampon altlarında, tavanımızda piyano bilek detaylar. Esprit Alpine donanımla birlikte gelen detaylar arkadaşlar. Kaputtaki bu çizgileri görüyorsunuzdur. Donanıma göre jantlarımız değişiyor. Tecno donanım alırsanız 17 inç jantlar geliyor. Ama Tecno donanıma 19 inçlik opsiyonel jantları alabiliyorsunuz. Elmas kesim jantlar alabiliyorsunuz. Alpine donanım alırsanız da 20 inçlik bu devasa jantlar geliyor ve jantların üzerinde Alpine yazıları vesaire var. Jantların tasarımı, şekli, şemali oldukça güzel. Lastik ölçümüz 235-45-20 inç ebatında, bunu da belirtmiş olayım. Aracımız SUV crossover olduğu için tavan barımız, çamurluk dodiklerimiz ve maşpiyelimizde kaplamalar, piyano bilek kaplamalar mevcut arkadaşlar. Şöyle çamurluk boyunca bir depo kapağımız da var. Burayı açayım göstereyim. Oldukça büyük de bir depo kapağı yer alıyor. Yavaş yavaş arka tasarıma dönüyorum. Bas paket alsanız da LED aydınlatmalar geliyor ama full paket Alpine donanım alırsanız 3 boyut şeklinde. Kameraya yansıyor mu bilmiyorum ama şurada 3 boyutlu LED aydınlatmalar var. Burası gece sürüşlerinde çok daha güzel duruyor. Hatta AVM otoparklarında Alpine tasarımı, bu 3 boyutlu versiyonu çok çok şık görünüyor. Marka ismi orta tarafa büyükçe yerleştirilmiş. Renault'un yeni logosu burada daha net karşımıza çıkıyor. Ön tarafta kaplama olduğu için etkisi böyle bir tık daha düşük gibi. Kayar LED sinyallerimiz var. Alt difüzörümüzü görüyorsunuz. Herhangi bir egzoz çıkışımız yok arkadaşlar. Egzozu şöyle sol alta vermişler. Şöyle bir de anahtarını göstereyim size. Klasik Renault anahtarı. Renault şu anahtarı bir değiştirmedi. Sadece yeni logoyu buraya entegre etmişler. Onun dışında herhangi bir fark yok. Diğer modellerle aynı. Elektrikli bagaj kapağımız var. İsterseniz kumandadan, isterseniz tuşa basarak açabiliyorsunuz. Arabanın bagajı iyi, onu söyleyeyim. Hareketli koltuklarımız var. Arka koltuklar 16 santim ileri geri hareket edebiliyor. Çift katmanlı bagaj zeminimiz var. İsterseniz aşağıya alabiliyorsunuz. Yarım boy bir stepney'i de buradan size göstermiş olayım. Burada kullanılan malzemeler kaliteli arkadaşlar. Yalnız bir tane sol tarafta aydınlatmamız var. Buralarda gene eşya kancalarımız yer alıyor. Koltukları da buradan hızlı bir şekilde yatırabiliyorsunuz. Şimdi koltuklar tam gerideyken 500 litrelik bir bagajınız var. Eğer koltukları tam öne alırsanız 570 litrelik, koltukları tamamen yatırırsanız da 1525 litrelik bagaj alanınız oluyor. Şöyle sol ve sağ tarafı göstereyim. Bakın buralarda da güzel kaplamalar var ve burada eşyaları da saklayabileceğiniz ufak tefek gözler mevcut. Bagajımızı kapatalım. Bir arka koltuğuna geçelim. Bir de orayı göstereyim size. Evet, burası Renault. Klasik Renault. Maşpiyel kapıyla beraber açılıyor. Şöyle bir arka koltuğa geçtim. Sürücü koltuğu bana göre ayarlı ve koltuğun tasarımı oldukça güzel. İyi bir diz mesafesi var. Arabayı stop ettiğinizde sürücü koltuğu arkaya geliyor. Arkaya ve yukarı kalkıyor rahat inip binmek için. Ön kol dayamanın arkasında iki tane havalandırmamız, iki tane Type-C çıkışımız var. Burada herhangi başka bir şey yok. Aşağıda çok yüksek olmayan bir şaft tüneli var ama buraya üçüncü kişi oturabilir. Koltuklarımız Alpine donanım olduğu için alkantara parçalarla geliyor. Bakın kenarlarda alkantaralar var. Ortalarda kumaş kullanılmış. Koltuk yanlarında ise deri kaplamalar kullanılmış.
Şöyle arka kol dayamayı bir açıyorum. İki tane bardaklığımız burada var. Buradan bagaja ulaşamıyorsunuz. Yalnız aydınlatmalarımız çok şık. Arka tarafta led şekilde yanıyor arkadaşlar. Komple bir cam tavanımız mevcut. Tavan kaplamasının kumaşı oldukça şık duruyor. Kaliteli duruyor. Koyu renkte yapılmış. Kapı içine dönüyorum. Krom parçalarımız var ve gene alkantara parçalarımız var. Kol dayadığımız yerde deri ve yumuşak kaplamalar kullanılmış. Tek tuşla açılan bir camımız var. Açıldığında da bu şekilde çok ufak bir kısmı kapalı kalıyor. Gene tek tuşla burayı kapatabiliyorsunuz. Büyükçe bir saklama alanı da arka kapıda yer alıyor. Şöyle kapatıyorum ve sürücü koltuğuna geçiyorum. Biraz da oradan konuşalım. Evet, kapı içine girerken önce basamağı göstereyim. Alpin detayını buradan görebilirsiniz. Elektrikli koltuğumuz var ve burada da krom parçalar kullanılmış. Genelde buralarda ucuz malzeme kullanırlar, görünmüyor diye. Ama güzel, Renault'un bunu kullanması güzel. Evet, sürücü gözünden ön konsol bu şekilde görünüyor arkadaşlar. Sağ tarafta gene alkantara parçalar ve mavi dikiş detaylarını görebilirsiniz. Yukarılar yumuşak malzeme. Şurada bir ambiyans aydınlatması var. Kapı içi kromla beraber bu devam ediyor. Hemen havalandırma menfezlerinde ise piyano bilek parçalar kullanılmış. Burada piyano bileğin kullanılması güzel çünkü orta bölmede kullanırsanız burası çok fazla çiziliyor. Ama bu bölmede kullanırsanız hem şık duruyor hem de çizilmeyi biraz daha engellemiş oluyorsunuz. Orta panel bence çok iyi. Şurada elinizi koyabileceğiniz uçak kokpitlerinde olan bu evye dedikleri bir bölme var. Sürüşte fazlasıyla keyif veriyor burası. İki kademeli bunu ayarlayabiliyorsunuz. Ön tarafta iki tane Type-C girişimiz mevcut. İki tane bardaklığımız mevcut ve burada soket çıkışımız var arkadaşlar. Bunu ileriye aldığımda arka tarafta da bir derince saklama alanı oluyor. Hemen üstünde kablosuz şarj özeline sahip bölmesi de yer alıyor. Burası güzel. Yalnız burayı şöyle eleştirebilirim. Cam tavanın tam altında kaldığı için telefon inanılmaz ısınıyor. Tam güneş altında. Yani bunu bence bu taraflara gizleseler daha iyi olurdu. Şöyle yavaş açılan bir kol dayamamızın içini de bu şekilde göstermiş olayım size. Evet, dönüyorum ön panelimize. İki tane dijital panelimiz var. Paneller bir bütün gibi, orta tarafta bir havalandırma menfeziyle ayrılmış. Biraz da böyle sürücüye doğru dönük. Gayet güzel. Apple CarPlay var, Android Auto var. Benim telefonum şu an bağlı. Şöyle ana ekrana gelelim. Ekranın kalitesi çok iyi. Dokunduğunuzda verdiği tepki çok iyi. Bütün ayarlamaları buradan yapabiliyorsunuz. Müzik ayarlamalarını, araç ayarlamalarını, her şeye ulaşabiliyorsunuz. Haritayı buraya aktarabiliyorsunuz. Gayet iyi çalışıyor. Ama bakın, geri vitesi alıyorum. Size ne göstereceğim? Geri görüş kamerası bu kadar olur mu? Yani şöyle güzel teknolojik bir arabada, bu kadar yeni bir araçta şöyle küçücük bir ekranın olması beni hayal kırıklığına uğrattı. Bunu belirteyim. Tekrar park modunu alalım. Öndeki ekranımız da dijital arkadaşlar. Buranın da tepkileri oldukça güzel. Buradaki ekranı isterseniz özelleştirebiliyorsunuz. Farklı temalarda kullanabiliyorsunuz. Köşeli bir direksiyonumuz var. Gene Alpin donanım olduğu için direksiyon içerisinde de alkantara parçalar kullanılmış. Direksiyon güzel yalnız. Burada piyano bilek parçalar var ama piyano bilek içeriye gömülmüş. Yani buralar çizilmez yüzünüzden vesaire. Çizilmez kolay kolay. Multisense tuşu var. Buna bastığınızda sürüş modunu hızlıca değiştirebiliyorsunuz. Ve şurada bir yıldız var. Buraya istediğiniz bir özelliği atayabiliyorsunuz. İçerisi de bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bir sürüşüne çıkalım. Geri kalan her şeye sürüşünde değinelim. Evet arkadaşlar, Avustralya'nın bir sürüşüne çıkalım. Şöyle dry modumuza takalım. İçerisi buram buram sıfır araç kokuyor. Bakın bu bile farklı, biliyor musunuz? Eskiden Renault'un modellerini hatırlar mısınız bilmem ama hani sıfır araç kokusu böyle ucuz plastik kokuyordu. Bak, Renault kaliteyi ne kadar arttırdığını sadece bu kokudan bile anlayabiliriz. Arabanın içerisi gerçekten kaliteli. Yukarıda kullanılan malzemeler kaliteli ki bozuk zemine girmeme rağmen herhangi bir trim sesi almıyorum. Trim sesi değil ama bir cızırtı sesi var sadece. Onu belirtmek istiyorum. Güzel bir ses sistemi var. Basları kuvvetli. Ses seviyesinin yarısından sonra açtığınızda bile içeriği böyle ufaktan inletiyor ama o baslara bu kapılar dayanmıyor arkadaşlar. Her bas vurduğunda kapı içerisinde bir titreme sesi geliyor. Renault'un Megane incelemesinde ben bir şey söylemiştim size. Megane beni şaşırttı demiştim. Daha ziyade böyle Japon modellerle Renault'u kıyaslıyorduk. Konfor anlamında onlarla kıyaslıyorduk. Ama artık Renault kendini Almanlara bayağı eşdeğer tutabilir arkadaşlar. Kabin içerisi sessiz. Bak, 100-110 kilometrelere kadar içeride herhangi bir ses yok. Bu kadar kalın lastikler kullanmamıza rağmen yol sesi de yok, rüzgar sesi de yok. 110'dan sonra böyle geliyor mu? Evet, ama rahatsız edici seviyede değil. Eğer ki radyonuz açıksa o sesi duymuyorsunuz. 140-150 kilometrelere kadar otoban sürüşlerinde konforlu, keyifli sürüşler yaparsınız. Koltuklarımız rahat. Elektrikli ayarlanabilir olması gayet güzel. Arabayı kapattığınızda sizin rahat inmeniz için böyle yükselip geriye doğru yanaşması oldukça güzel. Konsolun ergonomik olması, sürücüye doğru dönük olması ve bu tuşlara ulaşmam oldukça iyi. Yalnız bir eleştirim olacak yine. Bakın, kameraya yansıyordur. Burada bir vites topuzumuz var biliyorsunuz. Vitesimiz artık orta panelde değil. Mercedeslerde olduğu gibi direksiyon arkasında.
Bir tane silecek tuşumuz var. Bir de Renault'ların klasiği radyoyu ayarlayabileceğimiz bir kolumuz mevcut. Ya burada 3 tane kol var. Ben bazen geri vitesi alacağımda sileceği çalıştırıyorum. Ne bileyim sesi açacağımda sileceğe basıyorum. Başka bir şey oluyor falan. 3 tane olduğu için böyle alışmam biraz daha zaman alıyor. Alışsan dahi bence burada 3 tane kolun olması ergonomik olarak eksi diyebilirim. Şöyle tavanda bir gözlük koyma kabımız var. Ya buranın evet güzel ama açılışı böyle hani çabuk bozulacakmış gibi değişik bir hissiyatı var. Test sürüşü yaptığınızda buraya bir değinmenizi isterim. Önünde de bir ayna mevcut. Gözlüğü taktığınızda oradan da kontrol edebilirsiniz. Peki süspansiyonu nasıl? Bir miktar böyle yerden yüksek bir araç. SUV bir araç kullanıyoruz. Crossover kullanıyoruz. Süspansiyonun bir miktar sert olmasını bekleriz ve bence sert olması da gerekir böyle yüksek araçlar için. Evet bu araçta da böyle biraz sert ayarlanmış ama Avustralya'nın süspansiyonu öyle çok sert değil. Bam güm değil. Yalnız lastik yanaklarımız çok ince olduğu için 20 inç lastikler, 45 yanaklar olduğu için sert çukurları daha fazla hissediyoruz. Onun dışında otoyol süratlerinde bozuk olmayan zeminlerde bir problem yok. Zemin bozuk ama sert çukur, sert kasis değilse gene bu problem yok. Dediğim gibi sadece sertleştiğinde, keskinleştiğinde biraz daha süspansiyonların erken tükendiğini, bam gün vurduğunu hissediyorsunuz. Evet, konforu böylece bitirmiş olalım. Asıl olayımıza, motorumuza geçelim. 1.3 litrelik 160 beygir güç, 270 Nm torku olan maksimum kilometresi 175 km hız. 0-100'ü ise 9.7 saniye olan güzel bir motorumuz var. 1.3'lük motor pek çok kişi tarafından çok sevildi. İlk çıktığından beri ben de aynı şeyi söylüyorum. Güçlü bir motor, ekonomik bir motor, performanslı bir motor. Kullanmayan insanlar 1.3'e genelde böyle ön yargıyla yaklaşıyor. Niye? Toyota'da bir dönem biliyorsunuz 1.33'lük bir motor vardı. Atmosferik bir motor vardı. Şimdi bizim insanımız tekniğe çok fazla bakmıyor. Ne yapıyor? 1.3 litre. Bu da 1.3 litre. Bu da gitmez gibi düşünüyor ama bu motorda turbo olması, maksimum gücünü 1600 devirden itibaren veriyor olması motorun performansını inanılmaz arttırıyor. Ama bir şanzıman var ki EDC değil. Renault'un artık o çift kavraması bu araçta yok. CVT bir şanzıman var. CVT şanzıman bence bu motorun gücünü biraz törpülemiş arkadaşlar. EDC şanzıman olsaydı bunun tepkileri çok daha iyi olurdu. Bak bu arabanın mesela kardeşi diyebilirim hadi. Duster var mesela. Duster'da da 1.3'lük motor var. Ama EDC şanzıman var. Evet Duster buna göre bir tık daha hafif olabilir belki ama Duster'ın performansı, ilk kalkış performansı bu araçtan çok daha iyi. CVT olduğundan dolayı böyle biraz gücünü törpülüyor. Şehir içi kullanımda CVT'nin bu çalışmasını çok fazla anlamıyorsunuz. Çünkü konfor odaklı gidiyor. Sizi düşük devirde tutuyor. Mesela ben şu devir saatime şu an bakayım. Bu arada 7 ileri olarak ayarlanmış şanzımanımız. Evet devir göstergesini açtım ve 1400 devir çeviriyorum şu an. Kaçıncı vitesteyim? Bakın 7. vitesteyken ben 1.2, 1.3 hani 1200-1400 devirlerde falan geziyorum. Bu sebepten dolayı hem motor sesini duymuyorum hem de konforlu sürüş yapıyorum. Aynı zamanda ekonomik sürüş yapıyorum. Ama bu şanzımanı siz ne zaman anlarsınız biliyor musunuz? Yükte rampaya vurduğunuzda bu arabayı işte şanzımanın üst devirde kalıp bağırmasını o zaman çok fazla hissedersiniz. Şöyle ileride bir kenara duracağım. Bir 0-100 göstereceğim. Orada da ne demek istediğimi size göstermiş olacağım aslında. Şimdi şöyle bir kenara duralım. Multisense tuşuna bastığımda arkadaşlar konfor, eko, sport, personel modlarını görebilirsiniz. Şimdi ben spor moduna alıyorum. Yolumuz müsait. Şanzımana müdahale etmeyeceğim. Klimam açık. Tek kişiyim. Dip gaz yapıyorum şu an. Bak üst devirdeyim. Sanal bir vites değiştirme. 90, 95, 100 kilometreye ulaştım. 120 kilometreye ulaştım. 130 kilometreye ulaştım. 150. Evet 160 kilometre ile şöyle bir ufak frenleme yapalım. Trafikten dolayı buraya kadar çıkabildik. 0-100 performansı bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bu CVT ile videoyu çekmeden önce soru soran arkadaşlar vardı. Honda Civic ile aynı mı diye. Honda Civic'in yazılımı farklı olduğu için bak fark etmişsinizdir. Honda'da neydi? Üst devire dayıyordu. Vites değiştirme hissiyatı olmadan üst devirde maksimum sürate kadar çıkıyordu. Ama bu araçta öyle değil. Bir sanal vites oranı koymuşlar. Yaklaşık böyle 5800-6000 devire yakın bir sanal vites değiştiriyor. 5500 devire düşüp tekrar 6000 civarına tekrar çıkıyor. Ara hızlanmada ise mesela 95 km'deyim. Dip gaz yapıyorum. Bak üst devire aldık şu an. Sonradan vites küçülttü. Tamam mı? Performanslı sürmek istediğinizde, rampada bu aracı sürmek istediğinizde CVT şanzımandan dolayı belki böyle bir miktar
hoşunuza gitmeyebilir. Kötü değil, belirteyim. Sadece çift kavrama olsaydı bence çok daha iyi olurdu. Eco modunu aldım. Otomatikman. Devir saatim 1400-1500 devirlere düştü şu an. 90 kilometre ile seyrediyorum. Bakın 90 kilometrede araba 1500 devir çeviriyor. Hatta son vitesi almamışım. 7. vitesi aldım. 91 kilometrede 1400 devir çeviriyor arkadaşlar. Uzun yolda bu araba eco modunda çok çok ekonomik sürüşler yaptırır size. Modları değiştirdiğinde ambiyans aydınlatmanın da renkleri değişiyor. Belki maksimum hızın 175 olmasına takılacak arkadaşlar olabilir. Evet, 175 ile sınırlandırılmış bir hız var. Biraz daha yüksek olsaydı daha iyi olabilirdi. Evet, motorla alakalı genel olarak bu. Şimdi bu araçta mild hibrit özelliği var. Ondan da bir bahsetmek istiyorum ama 12 voltluk bir mild hibrit var. Genelde çoğu araçta bu mild hibrit 48 volt olarak karşımıza çıkıyor. Burada biraz daha küçük. Bu aracın hibrit teknolojisini Toyota ile karşılaştıran arkadaşlar var ama Toyota ile bu araç çok farklı arkadaşlar. Toyota'da farklı bir elektrik motor var. Elektrikli motorla seyahat edebiliyorsunuz. Buradaki bu mild hibritin tamamen olayı aslında tüketim değil, emisyonu düşürmek. Avrupa standartlarında, bu Euro 6 standartlarında biliyorsunuz emisyon gerçekten önemli bir kriter oldu. Üreticiler de bunu düşürmek için işte ufak tefek böyle elektrik destekleriyle, elektrik gücüyle emisyonu biraz daha aşağıya çekiyorlar. Yani arabanın performansına öyle aman Allah bir katkısı var mı? Yok. İllaki desteği oluyor. Ama arabanın yakıt tüketimine aman Allah bir katkısı var mı? Yok. Emisyonu düşürüyor sadece. Ama böyle mild hibrit özelliğimiz de mevcut. Captur'da da vardı biliyorsunuz bu. Ama Captur'da yanılmıyorsam 48 voltluk bir mild hibrit vardı. Bunda biraz daha küçüğü. Evet, motoru bu şekilde bitirelim arkadaşlar. Teknolojik donanımına gelelim. Şimdi arabanın bas paketi bile dolu. Alpine donanımda arka koltuk hava yastıkları da geliyor arkadaşlar. Bas pakette, Tekno pakette arka koltuklarda hava yastık yok. Çok fazla güvenlik donanım var. Kör nokta uyarı sistemimiz var. Aktif fren sistemi mevcut. Siz fren yapmazsanız sizin yerinize fren yapıyor. Yorgunluk tespit, tabela tanıma gibi pek çok güvenlik donanımı mevcut ve güvenlik donanımları oldukça da iyi çalışıyor. Önümdeki dijital panelden takip mesafesini de görebiliyorum. Saniye cinsinden gösteriyor. Mesela şu an yeşil ekran yanıyor. Önüme bir araç geldiğinde sarı, kırmızı şekilde oradan bana uyarı veriyor arkadaşlar. Bunun da aslında şehir içi özellikle takip mesafesini korumada sürücüye bence çok fazla yardım olur. Gayet güzel. Öndeki ekran zaten iyi. Işığı açtığınızda panelde bulunan Austral'de ışığı açıyor. Frene bastığınızda oradaki aracın da stop lambaları yanıyor. İki farklı donanım var demiştim. Donanımlarda güvenlik farkı var mı? Var. Full paketini alırsanız, yani Alpine donanımını alırsanız arka koltuklarda da hava yastığı geliyor. Bas pakette arka koltuklarda hava yastığı yok. Arabanın yol tutuşu hiç fena değil. Oldukça iyi. Direksiyonu böyle bir miktar hissiz diyebilirim. Daha böyle hisli bir direksiyon olsaydı, ama gerçi şu an konfor moddaymışım. Evet, spor modunu aldım. Spor modunu aldım. Yani çok da değişmedi açıkçası. Öndeki ekranda G sensörleri de var arkadaşlar. Sağ sol yaptığımda veya fren yaptığımda G'nin etkisini de öndeki ekrandan takip edebilirim. Ha, yakıt tüketimini söylemedim. Bir de ondan bahsedeyim. Eğer ki performanslı kullanmazsanız güzel. Zaten bu motor hem performans hem tüketim eğrisi olarak çok sevilmişti. Performanslı kullanırsanız 10 litre rahat yakar. Bak, onu net söylüyorum. Şehir içi performanslı sürüşlerde 10-12 litre çok rahat yakar. Ama ben sakin kullanacağım. Alacağım konfor moduma, tamam mı? Şehir içerisinde uzun yolda 100-110 kilometreyi geçmeyeceğim kardeşim derseniz de işte bu CVT şanzıman şimdi işinize yarayacak. Hem de çok işinize yarayacak. Düşük devirde kalmasıyla beraber yakıt tüketiminiz, abartmıyorum, 4,5 litrelere uzun yolda düşürebilirsiniz. Çok rahat düşürebilirsiniz. Ben kendi testimi söyleyeyim. İki farklı test yaptım. Hem uzun yola çıktığımda sakin sürüşte bir test yaptım. 4,3 litre yakmışım ben orada. Ama şehir içinde kullandım, spor modda kullandım, performanslı kullandım. Arabadan böyle biraz keyif alayım istedim. O zaman da 11,3 litre yakmışım arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Böyle de bir tüketim eğrisi var. Evet sevgili arkadaşlar, şöyle bir özet geçeyim. Hatta bir eleştiri yapıp devam etmek istiyorum. Şimdi bu arabanın isminin nereden geldiğini söyledik. Avustralya'nın nereden geldiğini söyledik ama niye ismi değişti bunu konuşmadık. Şimdi Renault'un bence böyle bir hatası var. Bak, rakiplerine bakıyorsun, Honda'ya bakıyorsun. Civic vardı, 1970'ten beri adam Civic üretiyor. Belki onun 10. neslini ürettiler. Toyota'ya bakıyorsun, aynı şekilde 1970'lerden beri, 80'lerden beri Corolla'yı üretiyor. Opel'e bakıyorsun, Astra'nın işte H kasası çıktı, K kasası, bir sürü kasası çıktı Astra'nın. İşte Volkswagen'de keza Golf öyle. Yani bununla örnekler arttırılabilir ama markanın altında markalaşıyor aslında, isimleşiyor. Şimdi Renault'a bakıyorsun. Renault Megane çıkarttı. Megane sevildi, çok sattı. İlk Megane'ları hatırlıyorsunuz. Tasarımları farklıydı, donanımı güzeldi. Sevildi, daha sonra Megane'ı bitirdi, Fluence yaptı mesela. Halbuki Megane'ın aynısıydı. Fluence de çok sattı, satmadı değil. Ama Megane olsaydı bence o araç daha fazla satabilirdi. Ve kendi arabasının da ikinci elini bitiriyor. Bir de böyle bir durum var. Marka ismini zedeliyor bence. Şimdi Kadjar'ı çıkarttı.
Kadıcar fena mıydı? Değildi. Gayet güzeldi. Evet, beklenen satış rakamlarına ulaşamadı. Kardeşi var, platform kardeşi. Qashqai piyasayı domine ediyorken aynı özelliklere sahip Kadıcar satmadı. Belki de Renault'un bu farklı politikasından dolayı da olabilir. Kadıcar'ı bitirdik, şimdi Austral'e geçtik. Austral de fena değil, tamam eyvallah. Böyle devam edeceksek Austral olsun. Austral'in 3. nesli olsun, 5. nesli olsun. Renault'un bence en büyük hatası bu arkadaşlar. Sık sık isim değiştirmesinden dolayı tüketiciler markayla özdeşleşemiyorlar. Bilmiyorum bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Yani bu benim kendi düşüncem. Belki yanlıştır, belki doğrudur. Sizlerin düşüncelerinizi ben de merak ediyorum. Yorumlar bölmesine yazmayı unutmayın. Onun dışında araba güzel arkadaşlar. Bu araba alınabilir. Bak, torpidonun bile tuşla açılıyor, yavaş açılıyor. Adamlar emek vermişler. İçerisinde kaplama var. Güzel. Arabanın hem sundukları güzel, donanımı güzel, hem tasarımı güzel, hem de kalite hissiyatı güzel arkadaşlar. Eski Renault'lar gibi değil ama böyle ufak tefek eleştirileri de yapmasam benim vicdanım el vermez. Bir de dediğim gibi bu kablosuz şarj. Bakın şimdi güneş arkamdan değil, soldan vuruyor ama arkamdan vuruyorken özellikle cam tavan açıksa telefon direkt güneşin altında kalıyor. Telefon cayır cayır yanıyor yani. Bence buraya da bir ayar verilebilirdi veya biraz daha kafa yorulup daha farklı yerlere kablosuz şarj özelliği konabilirdi. İşte ne bileyim, bunun altına vesaire konabilirdi. Benim Austral ile ilgili genel olarak söyleyeceklerim bunlar arkadaşlar. Umarım sizler için güzel, faydalı bir içerik olmuştur. Merak ettikleriniz varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Instagram'dan da yazabilirsiniz. Sorularınızı cevaplamaktan memnun kalırım. Sizden de benim bir isteğim var. Hala abone değilseniz sol alt köşeden abone olursanız, videoyu beğenirseniz çok memnun kalırım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.